Merhaba arkadaşlar, harika bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere kendim için almış olduğum Amazfit GTR saatimi inceleyeceğim. Arkadaşlar saati yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Oldukça keyifli bir şekilde kullanıyorum. Daha önce hiç bu kadar zevk ve keyif alarak kullandığım başka bir saatim olmadı. Tabii bundan önce kullandığım saatler de yine Xiaomi'nin Hey Plus ve Mi Band 2 idi. Hey Plus'tan sonra kaliteli daha güzel bir saat almak istedim. Çünkü artık Mi Band tarzı şeylerden sıkılmıştım. Eğer siz de Mi Band tarzı şeylerden sıkıldıysanız bu saat size göre fazlasıyla iyi durumda. Yani fazlasıyla severek kullanacaksınız bu saati. Dilerseniz arkadaşlar şimdi kutuyu açmadan önce hem saatin genel görünümüne kısaca özet bir şekilde geçeceğim. Hem de şimdi arkadaşlar dilerseniz kutuyu açmadan önce ilk önce saatin internet üzerinden bir genel özelliklerine nelere vurgu yapılmış onlara bir bakalım. Ondan sonra saatimizi incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar saatimizin iki farklı modeli mevcut. Yani 47 milimetrelik ve şöyle çekiyorum ekranı ve 42 milimetrelik iki farklı modeli mevcut. 42 milimetrelik büyük ihtimal bayanlar için özel, ince ve narin ve güçlü bir renk olarak alt tarafta dile getirilmiş. Yani bir tanesi bayanlar için, bir tanesi ise erkekler için özel tasarım diye düşünüyorum. Bana kalırsa ikisi de gayet güzel, hoş bir tasarım. Ben gayet beğendim. Ama tabii ki küçük olan saat ve büyük olan saat arasında farklı farklar var. Şart konusu gibi. Mesela aşağı doğru inelim. Aslında her iki saatinde erkekler için kullanıma özgü farklı şeyleri de var arkadaşlar. Aslında her iki saatte erkekler için de kullanılabilir. Yani daha küçük bir saat istiyorsanız 42 milimetrelik alabilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar saatimizde Amoled bir ekran var. Bu Amoled ekran sayesinde saati kullanmaktan daha fazla zevk alıyorsunuz. Çünkü telefon şu anki kullandığım telefonum da ekran Amoled ekran ve siyahlar tam siyah. O yüzden hem şarjım uzun zaman gidiyor hem de daha severek kullanıyorum. Gözüme harici bir ışık falan yansımıyor. Artı arkadaşlar aynı şu an resimde ne kadar net görüyorsunuz bilmiyorum. İnternetten de Amazfit'in kendi sitesinden bu içeriklerde ulaşabilirsiniz. Saatimizin genel özelliklerine şöyle bakacak olursak arkadaşlar 47 mm olanın yaklaşık 24 gün normal kullanım, 74 günde saat olarak kullanım vaat ediyor. Yani saat olarak herhangi bir şekilde telefona bağlayıp bildirim almadan kullanırsanız 74 gün. Eğer bildirim alarak falan kullanırsanız 24 gün boyunca şarjı dayanıyor. Aynı şekilde küçük olan saat yani 42 mm olan saatin süresi tabii ki boyutuna göre batarya performansı falan daha da düşük olacağı için otomatikman 12 gün kullanım süresine ve 34 günde normal saat kullanım süresine düşüyor. Yani böyle bir şekilde eğer sizin için saatin büyüklüğü küçüklüğü önemli değilse bana kalırsa hiç düşünmeden arkadaşlar direkt 47 milimetreliği alın. Kafanızı dolduruşunuz. Zaten bu saati almadan önceki suya karşı direnci mevcut. 50 metre boyunca su sıkıntısı yaşatmıyor. Tabii yine de siz o kadar derinliğe falan girmemeye çalışın. Ve arkadaşlar saatimiz yaklaşık 12 farklı spor dalını destekliyor. Yani şu an ekranda gördüğünüz sporlardan hangisini yapmak isterseniz o spora uyumlu bir program başlatıyor ve o programda sporunuzu detaylı bir şekilde yapmaya devam ediyorsunuz. Ve sürekli ekran açık kaldığı için spor esnasında da ekrandan sürekli verilerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir ayrıntı. Evet arkadaşlar aşağıya doğru iniyorum. Saatimizin genel görünüm ve tasarımları bu şekilde. Bazı özelliklerinden değinmişler. Ve arkadaşlar saatimizin 3 farklı versiyonu var. Bir tanesi paslanmaz çelik, diğeri alüminyum alaşım ve titanyum gövdeli olan var. Ben alüminyum alaşım olanı seçtim arkadaşlar. Bu daha güzel, daha şık geldi benim için. Tabii ki zevkler ve tabii ki sizin zevkiniz farklı da olabilir. Farklı bir saatte seçebilirsiniz. Ama GPS konusunda paslanmaz çelikte sanırım biraz sıkıntı oluyormuş. Ama bana kalırsa kapalı ortamlarda zaten benim saatim de GPS sıkıntısı oluyor. İlla ki telefonla bile yaşıyorum ben o sıkıntıyı. Çünkü kapalı ortam GPS'le bağlantıyı kurmak illa ki zorlaşıyor. O yüzden bu konulara ben fazla takılmıyorum. Renk seçeneği olarak da dediğim gibi arkadaşlar paslanmaz çelik, alüminyum alaşım ve titanyum gövdeye sahip 47 milimetrelik bu şekilde. 42 milimetrelik ise yıldız, vişne çiçeği pembe, mehtap beyaz, mercan kırmızısı ve beyaz bir renkte saate sahip yani görünüme. Artık hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Yani 42 milimetreli eğer bayanlar tercih edecekse aslında çok şık güzel saatler de var. Evet arkadaşlar burada ben tekrardan kutu açılımı yaptıktan sonra tekrardan bu konuya bahsedeceğim. Burada power butonuyla alt taraftaki fonksiyon butonunu göstermişler arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir tasarım. Yani saat kolunuzda o kadar güzel duruyor ki bu iki düğmede fazlasıyla işinizi görüyor. Power button, power tuşu genelde ekranı açıp kapatmaya veya birçok menüden geri gitmenize veya iptal etmenize falan yarıyor. Fonksiyon tuşu da herhangi bir özelliğe çok hızlı bir şekilde ekrandan ulaşabiliyorsunuz.
Evet arkadaşlar, şimdi de saatimizin genel özelliklerine kısaca bakıp hemen geçeceğim. 1.33 inç Amoled ekrana sahip. Gorilla Glass 3 ile korunuyor bu ekran. Ve saatimizde GPS artı GLONASS var. GPS Amerika'nın, GLONASS da Rusya'nın. Bu konu hakkında biraz araştırma yaparsanız internette tam anlamıyla öğrenebilirsiniz. Yaklaşık 410 mAh lipolimer pil var arkadaşlar. Manyetik şarjlı. Yaklaşık 2 saatte şarj oluyor. Bu özelliklere açıklama kısmına da ekleyeceğim arkadaşlar. Oradaki linkten ulaşabilirsiniz. Dilerseniz şimdi kutu açılımına geçelim ve saatimizi tüm gerçekliğiyle görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelelim kutu açılışına. Kutunun genel tasarımından birazcık bahsedeceğim. Kutunun hemen üst tarafı arkadaşlar çok güzel bir şekilde saat logosu, yani saatin genel görünümünden kısa bir özet gibi bir şey yapmışlar. Gayet güzel olmuş. İlk bakışta fazla fark edilmiyor ama genel tasarım ve görüntü olarak gayet iyi bence. Ben gayet beğendim. Hemen alt tarafında saatin bazı özelliklerinden bilgiler verilmiş. Sağ üst tarafta GPS ve GLONASS desteğini sunduğunu göstermişler. Hemen yan tarafında arkadaşlar küçük bir barkod var. Hemen arka tarafta da arkadaşlar saatin genel özelliklerinden bahsetmişler. Kısaca okuyalım. 410 mAh batarya gücüne sahip, 5 voltla şarj oluyor. Bluetooth 5.0 desteği var. Android 5 ve iOS 10 üzeri tüm cihazlarda çalışır gibi özelliklerden bahsetmişler arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen kutu açılışına geçelim. Evet, yapmamız ilk gereken şey arkadaşlar şurada bir tane plastik oluyor daha önce hiç açılmadığına dair. Bunu kesmek. Evet, bunu kestikten sonra kutumuzu açıyoruz. Arkadaşlar ben saati daha önce açtım. Bu ilk kutu açılışım değil. İlk önce bunu belirteyim. Ve dilerseniz şimdi kutuyu çıkartalım. Ve kutumuz. Evet arkadaşlar, kutumuz beyaz, sert bir kutu. Yani diğer telefon kutularında olduğu gibi gayet bence iyi bir kutu tasarımı. Çünkü herhangi bir şekilde kargo taşımalarında falan sıkıntı yaşatmıyor. Hemen ön tarafında sadece Amazfit yazısı var arkadaşlar. Başka da herhangi bir yazı, herhangi bir şey üstüne kodlanmamış. Dilerseniz hemen kutunun ön kapağını çıkartalım ve saatimizle baş başa kalalım. Evet arkadaşlar, şu an saatimiz karşımızda. Saatimiz ilk geldiğinde aynı bu şekilde duruyor arkadaşlar. Üst tarafımızda gördüğünüz bu resim saatin kendi saatin arayüzü arkadaşlar. Bu saatin üzerinde küçük bir bant arkadaşlar. Yani böyle gözüküyor. İlk açılışta böyle boş bir ekran yerine böyle bir ekranla bizi karşılaması güzel. Hemen şurada bir tane tutacak yeri var arkadaşlar. Bu tutacak yeri şöyle kaldırıyorsunuz ve komple bu kutu yerinden çıkıyor. Hemen Türkiye'den aldığım için Amazfit'in garanti belgesi içinde arkadaşlar. Onu bir kenara bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şu küçük kutunun içinde ne var derseniz hemen şu arka tarafında göstermiş olduğum yeri hafifçe çekiyorsunuz ve kutunun içi açılıyor arkadaşlar. Hemen şurada bir tane kullanım kılavuzu var. Ve içinde şarj kablomuz var arkadaşlar. Şarj kablosuyla kullanım kılavuzuna yakından şöyle bir bakıverelim hemen. Şarj kablomuz arkadaşlar manyetik. Gayet güzel bir kablo. Benim fazlasıyla hoşuma gitti. Birazdan siz de fark edeceksiniz. Mıknatısı gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Kablo malzeme kalitesi de oldukça iyi. Bir kenara onu da tekrardan bırakalım. Ve arkadaşlar kullanım kılavuzu benim çok hoşuma gitti. Eğer siz de bu saati aldıysanız kullanmadan önce kesinlikle kullanım kılavuzunu okuyun arkadaşlar. Çünkü içerisinde Türkçe dil desteğine de yer vermişler. Bu benim çok fazla hoşuma gitti. Artık Xiaomi'nin Türkiye'ye özel bir destek vermesi, Türkiye'deki kullanıcı yoğunluğunun artmasına bağlı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey yapmaları benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Mesela şöyle yaklaştırıyorum. Türkçe yazıları görebilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz sayfalarda neredeyse hepsi Türkçe. O yüzden kullanım kılavuzunu okumadan kesinlikle saati kullanmaya başlamayın. Kullanım kılavuzuna bir kenara bakıyoruz ve saatin kutudan çıkartalım arkadaşlar. Saatimizi kutudan çıkarttık. Böyle boşluk geldi elimize. Şu an karşınızda Amazfit GTR saatimiz. Evet arkadaşlar, saatimiz güzel gözüküyor. Genel tasarımı oldukça güzel bir saat. Yani ilk elinize aldığınızda kordonlara oldukça iyi, kötü bir his vermiyor. Ve yaklaşık ben bir aydır kullanıyorum. Herhangi bir deforma falan olmadı arkadaşlar. Buradan farkı da görebilirsiniz. Ve kordonları dilediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Artık 2,5 tırnağınıza çekmeniz yeterli oluyor değiştirmek için. Ben şu an ayarlarını değiştirdim. Saatimiz şu an kapalı arkadaşlar. Yani şu an ekranı kapalı. Ekranı kapalı şekilde böyle gözüküyor. Dilerseniz Amoled ekranın en büyük artısı bu arkadaşlar. Ekran kapalı olsa bile çok rahat bir şekilde ekranın çoğu özelliğini kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde güç azaltıyor illaki. Şarjı birazcık daha erken bitiriyor ama saati daha fazla severek kullanmış oluyorsunuz. Bu bana kalırsa bir artıyor. Dijital olanını da birazdan göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, saatimizi ilk açtığımızda şu an ekranda çok parlak gözüküyor arkadaşlar. Ama inanın normal gözle baktığınızda bu kadar parlak değil, daha bir güzel, daha bir iyi gözüküyor. Dilerseniz buradaki saat temasını da değiştirebiliyorsunuz. Kendi içerisinde 3 farklı tema geliyor arkadaşlar.
Ben bu şu temayı sonradan yükledim. Şu temada kendi içinde olan diğer teması. Bu da güzel. Hem şarj süresini, hem dijital saati, hem adımınızı, hem kalp ritminizi falan her şeyinizi gösteriyor. Gerçekten güzel düşünülmüş. Saati ilk açtıktan sonra arkadaşlar yukarıdan aşağıya tek çektiğimizde saatin diğer ayarlarını görebiliyoruz. Buradan el feneri fonksiyonunu kullanabiliyoruz. İki farklı ışık modunda çalışıyor. İlk açtığınızda birazcık sönük, sonradan parlıyor arkadaşlar. Hemen parmağınızı soldan sağa doğru kaydırdığınızda geri işareti gibi bir şey düşünün. Bu da otomatik parlaklık ayarı arkadaşlar. Buna bastığınızda saatin ekranını güneş ışığına göre ayarlıyor. Bakın şu an güneş ışığına göre ayarladı ve ışığı kıstı arkadaşlar. Tekrardan aktif konumu yeterim. Şu an ışığımız en parlak durumda. Burada rahatsız etmeme modu var. Telefondaki modların aynısı. Burada tasarruf modu var arkadaşlar. Telefonla ilgili tüm şeylerinizi kesiyor. Sadece saat ve adımları, uyku sürelerini kaydediyor böylece. Ve hemen şurada da arkadaşlar ekranı kilitleyebiliyorsunuz. Açmak için saat düğmesini kullanıyorsunuz. Ve arkadaşlar sağ ve sola kaydırdığımızda neler oluyor onları göstermek istiyorum. Saatimizi sola doğru kaydırdığımızda şu an kalp ritmini görüyoruz arkadaşlar. Çoğu zaman kalp ritmi kendiliğinden ölçülmüş oluyor. Veya dilerseniz ekranın üstüne tek dokunarak tekrardan kalp ritmini. Şu an kalp ritmini tekrardan ölçüyor ve kalple ilgili bildirimle değer almak isterseniz arkadaşlar ayrıca alt tarafa doğru inebilirsiniz. Tüm bilgilere hızlı bir şekilde ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Ve tekrardan bir daha kaydırdığımızda arkadaşlar günlük attığımız adımları görebiliyoruz. Ben yaklaşık 10.000 bir sınır belirlemiştim. 10.000 sınırın 194'ündeymişim şu an. Aynı şekilde o görselin üstüne tıkladığınızda da diğer verileri görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Toplamda ana menü arkadaşlar bu 3 şeyden oluşuyor. 3 farklı seçeneğimiz var. Ana saat bölümüne geldikten sonra aşağıdan yukarı doğru kaydırdığınızda asıl ana menü geliyor arkadaşlar. Yani burada saatimizde olan tüm özellikleri sırasıyla görebiliyorsunuz. Durumdan yine biraz önceki durum kontrolünü yapabiliyorsunuz. Payiden birazcık daha detaylı bir analiz alıyorsunuz. Müzikten telefonunuzdaki müzik kontrolünü yapabiliyorsunuz. Tabii bunu yapabilmek için aynı zamanda telefondaki müziğinizde açık olması gerekiyor arkadaşlar. Bildirimler yine aynı şekilde arkadaşlar, bakın WhatsApp bildirimleri, diğer tüm bildirimler, her şey buradan geliyor. Gayet şık bir şekilde, güzel bir şekilde geliyor. Hepsini de gayet iyi bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Bildirim konusunda gayet başarılı. Kalp atış hızınızı buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz saatinize alarm kurabiliyorsunuz. Günlük, haftalık, ister saatten isterseniz telefondan da kurabiliyorsunuz. Hemen alt tarafında istediğiniz antrenmanı yapmanız için kalan saati gösteriyor arkadaşlar. Yani yaklaşık 40 saat boyunca alttaki antrenmanlardan bir tanesini de yapabiliyorsunuz bu batarya seviyesinde. Ortalama 12 tane falan spor modu var arkadaşlar. Bu sporlardan dilediğinizi açıp başlatarak kullanabiliyorsunuz aktif bir şekilde. Gayet güzel çalışıyor. Alt tarafında telefondan etmeyeceğiniz aktiviteler olabiliyor. Bu aktiviteleri de buradan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde hava durumu bölümü var. Burada istediğiniz hava durumu bölümünü koyuyorsunuz. Ve şurada güneşin şu anki konumunu, durumunu falan da gösteriyor. O da gayet iyi bir şekilde benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Nem, havadaki nem miktarını gösteriyor. Ve önümüzdeki 4-5 günün hava tahmin raporunu da gösteriyor arkadaşlar. Alt tarafta hemen etkinlik hatırlatıcı olarak bir tane ekstradan alarmınız var arkadaşlar. Bunu telefondan kontrol etmeniz gerekiyor. Ve alt tarafta arkadaşlar şu an şu menüye eklenmesi gereken şeyler bana kalırsa ilerleyen güncellemelerde büyük ihtimal menüye gelecektir bunlar da. Evet arkadaşlar, saatimizin ekran ışığını şu an kıstım. Güneşe göre otomatik ayarlansa yaptım çünkü kamerada çok fazla parlak gözüküyordu. Daha fazlası bölümüne geldik arkadaşlar. Burada bir tane pusulamız var. Pusulamız gayet iyi ve doğru bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ama tabii biraz ağır olabilir arkadaşlar. Genelde birazcık daha hızlı olmasını beklerdim. Biraz donuk hareket ediyor gibi. Ama ortalama bir şekilde işinizi fazlasıyla görür. Hemen alt tarafta arkadaşlar hava basıncını ölçüyor. Bu hava basıncını nasıl ölçüyor diye düşünürseniz hemen alt tarafta ben şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Belki ilerleyen zamanlarda konuşma özelliği de gelme ihtimali var. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir tane bir delik var arkadaşlar, görüyorsanız. Şöyle kameram netesi. Şuradaki delikten arkadaşlar büyük ihtimal hava basıncını ölçüyor. Şu anki hava basıncımız bu arkadaşlar. Hemen alt tarafında da denizden olan yüksekliği gösteriyor arkadaşlar. GPS şu an bağlı bir şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz alt tarafta yeşil. Bağlı olmayınca bu sürekli hareket eden bir konumda oluyor. Şu an doğu enlem boylam falan hepsini gösteriyor ve yaklaşık denizden 61 metre yükseklikteymişiz. Benim en çok severek kullandığım özelliklerden bir tanesi saatimizin bu arkadaşlar. Şu an 4 oldu. Tabii bu GPS'e bağlı anlık değişebiliyor arkadaşlar. Ortalama yüksekliği size veriyor. Biraz zaman alabiliyor. Şu an kapalı bir ortamda olduğum için büyük ihtimal böyle sıkıntılar yaşatıyor. İyi bir performans vermekte. O yüzden fazlasıyla memnunum. Bu fonksiyon tuşuyla da yukarı aşağı diğer şeyler arasında geçişte yapabiliyorsunuz arkadaşlar bastığınızda. Aslında bu sadece fonksiyon görevi görmüyor. Ayrıca menüler arasında geçiş de yapmış oluyor. Bu iyi düşünülmüş. Pusulanın hemen altında arkadaşlar kronometre var.
sayacımız var. Dilediğiniz dakikayı ayarlıyorsunuz, geriye doğru sayıyor. Ve telefonun bu özelliği var arkadaşlar. Bu da oldukça iyi çalışıyor. Tıkladıktan hemen sonra şu an arkadaşlar kulaklıklar telefonuma bağlı olduğu için oradan geliyor sesler. Aynı bu şekilde ses veriyor. Kulaklığımızı koyalım şöyle. Evet arkadaşlar, bu özelliğimize gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Sıkıntısı yok. Hemen alt tarafta arkadaşlar ayarlar bölümü var. Ayarlar bölümüne geldiğinizde buradan saat arayüzünüzü değiştirebiliyorsunuz. Dilediğiniz arayüzü koyabiliyorsunuz. Ve hemen alt tarafta ekran parlaklık süresini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen yine onun alt tarafında hızlı başlangıç, yani şu tuşun ne görev yapması gerektiğini buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü seçenek var. Ben hava durumu yapmıştım. Bu tuşa bastığınızda hava durumu oluyor veya isterseniz de yapabilirsiniz. Her zaman görüntülenir bölümü var. Burada ben kadran gösterge yapmıştım. Kadran göstergeyi tekrar göstereyim. Kadran göstergemiz bu arkadaşlar. Saat kapalı olduğunda bu şekilde gözüküyor. Gayet aslında şık, normal klasik bir saatmiş gibi duruyor. Dilerseniz bir de öbür dijital göstergeye geçelim. Şarjın birazcık da erken biteceğini belirtmiş arkadaşlar. Ona onay verdikten hemen sonra şu an dijital göstergemizi de geçtir arkadaşlar. Saatimiz kapandığında dijital gösterge de aynı bu şekilde duruyor. Gayet şık ve güzel bence. Ben gayet başarılı buldum. Ama ilerleyen güncellemelerde yeni görüntüler gelirse de çok çok daha iyi olur. En azından birazcık daha farklı tasarımımız olmuş olur arkadaşlar. Şimdi dilerseniz son olarak kalan diğer özelliklerine bakalım. Sistem özelliği var arkadaşlar. Sistem özelliğine tıkladığınızda sistem hakkında bilgiler alabiliyorsunuz. Cihaz yazılımı, bluetooth adresi gibi. Dilerseniz denetimle ilgili bilgiler alıyorsunuz. Model numarası falan. Veya isterseniz yeniden başlatıp kapatıp veya sıfırlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, saatin genel özellikleri bu şekilde. Saati kolunuza taktığınızda da gayet şık ve güzel bir şekilde duruyor. Diğer saatlerden farklı olduğu bir kere fazlasıyla ortada. Ama saati aldıktan sonra koruyucu birkaç malzeme almanızda fayda var. Çünkü çizilmeye falan çok fazla elverişli. Ben bu saati aldıktan hemen sonra yaklaşık bir hafta sonra falan gittim. Huawei'nin GT2 saatini kıyasladım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, aslında acaba dedim Huawei'yi mi alsaydım? Ama sonradan iyi ki almamışım diye şükrettim. Çünkü Huawei hem böyle bir şey gözükmüyor. Bu saatimizin en azından ekranı çıkın birazcık daha içeride olduğu için kırılmaz camı falan koyduğunuzda tam oturacaktır ve saatle tam bir düz yüzeyde olacaktır. Hem de bu şekilde bile kullansanız arkadaşlar herhangi bir yere sürtünmede falan direkt ekrana zarar vermeyecek. Kenar taraf zarar görecektir ve ekranda herhangi bir zarar oluşmayacaktır. Bu da çok iyi düşünülmüş. Artı arkadaşlar şu kenar tarafındaki şu küçük noktalar bile bence saate fazlasıyla hava katıyor. GTR'nin bu tasarımı fazlasıyla iyi bence. Oldukça gayet şık arkadaşlar ve arkada bir şeye yine dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu modelde kalp ritim sensörü oldukça büyütülmüş. Daha isabetli ölçümler yapabiliyor. Şu ana kadar yaptığı ölçümler gayet güzeldi. Şuradaki tuşun hemen kenar tarafında kırmızı renk gördüğünüz tuş da arkadaşlar ana tuş. Bu tuşa da öyle bir şey yapılması, yani böyle farklı bir renk yapılması gayet hoşuma gitti benim. Ve dilerseniz arkadaşlar şimdi saatimin kaç gündür kullanıyorum ve şu an uygulamada %20'lik bir şarjın kaç gün götürdüğünü göstereceğim. Ve hazır olun. Evet arkadaşlar, yaklaşık saatimi son 5 gündür şarj ettim. Şarj ettiğimden bugüne %20'lik şarj edildi. Tabii ben alarmını, kalp ritmini ve bildirim konusunda fazlasıyla bildirim alan birisiyim. Ve şarjın 5 günde %20'lik bir şarj demesi oldukça iyi bence. Ve arkadaşlar telefonda da birçok özellik mevcut. Dilediğiniz özellikleri buradan da kullanıp kontrol edebiliyorsunuz. Aynı şekilde saati bul özelliği falan buradan da çalışıyor. Sistem arayüzü olarak arkadaşlar burada bulabildiğiniz saat arayüzlerini ekleyebiliyorsunuz. Çok çok iyi çalışıyor. Neredeyse tüm saat arayüzleri fazlasıyla kaliteli ve güzel. Ben oldukça beğendim. Son olarak arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer siz bu saati almak istiyorsanız ve şöyle bir düşünce içerisinde kaldıysanız, Huawei ile arasında kaldıysanız, yakınınızda bulunan teknoloji marketten kesinlikle gidip küçük bir karşılaştırma yapın. Çünkü daha sonradan pişman olmanızı istemem. Ama bana kalırsa direktmen Xiaomi'yi alsanız da olur. Pişman olacağınızı düşünmüyorum. Saatte sadece bir olumsuz nokta var arkadaşlar. Onunla bahsedeyim. Sadece menüler arası bazen geçişler hafif şey oluyor. Yorgun bir geçiş oluyor. Yani birazcık daha hızlı olabilirdi ama illaki bu ilerleyen güncellemelerde falan değişecektir diye düşünüyorum. Ama bana kalırsa şuradaki görüntü falan, en azından hangi menü seçeceğim falan birazcık daha büyüyor geldiğinde, bu görüntü çok iyi. Huawei'nin saatinde bu özellik yok. Günden güne de herhalde fiyat kaybını yaşıyor. Eğer arkadaşlar bu saati alacaksanız fiyat gamı olarak oldukça uygun bir fiyatta. Tabii bu fiyat gamı Apple saatlere veya Samsung saatlere kıyasla söylüyorum ve saatten beklentiniz eğer batarya, uzun ömür gibi özelliklerse bu saat fazlasıyla sizin işinizi görecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, saat hakkında anlatacaklarım bu kadar. Saat hakkında merak ettiğiniz soru
sorun arkadaşlar. Şuradaki Instagram adresimden veya yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.